Arkadaşlar merhaba. 22 Ekim 2021 gündüz programında Cuma günü öğleden sonra tabii yani gündüz programı derken sabahtan Avustralya vardı. Launceston öğleden sonra da Newbury. İngiltere'deyiz. Birleşik Krallık. United Kingdom. Evet, burada tam 7 koşulu bir program var. Yine gerçekten zor bir program bizi bekliyor. Kazık yerden sormuşlar derdik eskiden. Arkadaşlar birinci koşu 15.38'de saat 7'ye kadar sürecek olan bir 7 koşulu program bu. Aslında normalde 8 koşu ama biz birebir oradaki birinci koşudan itibaren almışlar bu sefer. Çok geç olmasın diye herhalde. Evet, burada 15.38'de Maiden bir mücadele var. İki yaşlı İngilizler. 7 plase oynayacak olan arkadaşlar bu 1300 metre çim piste çıkan atlar içerisinde 4 numara Hebright Tom Marquardt'la bu Mehmas yavrusu bizim için yeterli duruyor ama 12 numaralı Ave Maria Kingman yavrusu üzerindeki Apprenti indirim de almış ve 9 numaralı Unsung Hero Rosa Ryan'la. Burası için bu 3 at yeterli normal ama 4 numaradan iyi bir koşu bekleniyor burada. İlk kez koşacak olmasına rağmen William Haggas'ların antrenör ettiği. Bakıyorum şu an buradaki hemen hemen evet Alex Baldwin'ler var. Moore'lar ve Hannon'lar var. Yani burasındaki hemen hemen en iyi antrenör de bu zaten kaldı. William Haggas'lar kaldı. 4, 12, 9 diyoruz buraya büyük kuponlar için. Evet, ikinci koşu. Şartlı 2 yaşlı İngilizler 1600 metre çim piste çıkacaklar. 11 tane safkan var burada. Zor bir koşuyla yine başlıyoruz buraya. 3 numaralı Cresta de Vega, Rob Hornby. 6 numaralı Lionel, James Spencer'la. Bunların hepsi ilk kez koşuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 tane, 5 tane at var. Zaten daha evvel koşmuş olan. 6 numaralı Lionel dedik James Spencer'la. 7 numaralı Lysander Tom Marquardt'la. Bugün Tom Marquardt'tan çok iyi bir performans bekliyorum açıkçası söylemek gerekirse. İyi atlara biniyor. 7 numaradan sonra 1 numaralı Aladi Rosarayn'la. Mr. Jasmine Bin Ali sahibi. 11 numaralı Zion Knight Tom Willen'la. Evet, o da Mr. Asad Al-Banvan. Burası 3, 6, 7, 1, 11 şeklinde. Tam 5 tane safkanla geçiyoruz buraya. Evet, 3. koşudayız şimdi. 3. koşu 16.48'de. Şartlı 2 yaşlı İngilizler 1600 metre. Çim piste çıkacaklar. Yine arkadaşlar bakın hep devamlı ilk kez koşan veya işte bir kere ya da iki kere koşmuş safkanların olduğu yerdeyiz. Burada James Doyle'un bindiği safkan Bushfire Avustralya yavrusu. Normal şartlarda alternatif banko göstereceğimiz bir safkan bu. Bunu yani küçük kuponlarda banko deneyebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Arkasından 9 numaralı Tying the Knot Martin Harley. 1 numaralı Balgovan Tom Marquand'da. 4 numaralı Mambo Beat Adam Kirby. Ve 7 numaralı Shorts On. Yine Apprentice'i Tom Willen arkadaşlar burada. Baktığımız zaman buraya 2 alternatif banko dedik. 9, 1, 4, 7 dedik. Bu ayağı. Evet, dördüncü koşudayız. Dördüncü koşu handikap dişiler 3 yaşlı, 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 2000 metre çıkacaklar. Burada da 3 tane at var ama 3 numaralı Strawberry James Doyle, bu da alternatif banka arkadaşlar. James Doyle da bugün iyi atlara biniyor. Tom Markant'la beraber çekişecekler tabii ki. Zaten arkasından eğer bunu tek atmazsanız arkasından 2 numaralı Hootwinker Tom Marquand'la ve 8 numaralı Atavik Hayley Turner'la.
Burada bir ses getirebilir. 3 diyoruz alternatif banko, 2 ve 8 diyoruz. Tabii burada arkadaşlar bu 7 numara ve 1 numaranın da dikkat ettiğinizi çekmem lazım. Bu sapkanların da gelirleri yok değil, var. Evet. Yani 7 ve 1'e de ayrıyetten yeri olanlar düşünebilir, buraya at yazmak isteyenler. 5. koşudayız şimdi. 3 yaşlı İngilizler handikap 2660. Evet, 2660 metre çim pist. Arkadaşlar burada günün en zor koşusu var. Yani burada bir şekilde 4 atımız var ama yine de 5 numaralı Cream Inglesa Egan'la GF Egan, 3 numaralı Glenn Again Tom Marquand, 1 numaralı Oman Ross Ryan'la ve 8 numaralı Reverend Hubert Shane Levy ile. Evet, burası 5 3 1 8 diye sıralanıyor bizim nezdimizde. Yine Tom Marquand var burada. Bakın burada Jane Elliott'ı yani kazanmış. Bu grupta arka arka birincilikler pek yok. Dileyenler ikiyi de düşünebilir ama burada arka arka şu en son koşu kazanmış gözüküyor. 90 handikap puanıyla fena değil. Jane Elliott da bir jockey, bayan olmasına rağmen hakkını vererek sapkanları getirmeye çalışan bir jockey. Eğer onu yazarsınız Agaju, yani 9'da yazmanız gerekecektir. Bunun sonu yok. Evet, 5 3 1 8 diyoruz buraya. Bu 5. koşuya. Şimdi 6. koşudayız. Evet, işte günün zirve koşusu yani. 18 tane sapkan var. 3 yukarı İngilizler handikap 1400 metre çıkacaklar. Evet, burada tam 7 tane sapkan var arkadaşlar. 13 numaralı Dulas James Doyle'la, 16 numaralı Love Dreams David Roberts, 10 numaralı Old Flame Rob Hornby, 12 numaralı Ascot Adventure Adam Kirby ile, 11 numaralı Pretty Rebel Martin Harley, 7 numaralı Moll's Memory Tom Marquand'la ve 4 numaralı Motorius Shane Levy ile. Yani 13, 16, 10, 12, 11, 7 ve 4 şeklinde buraya 7 tane sapkanla geçiyoruz. Evet, 7. koşuda isim son ayaktayız. Son ayakta bizi bu handikap 3 yukarı İngilizler 1200 metre çim pist başlığımız var burada bizim. Burada bizi bir banko bekliyor. O da 12 numaralı Rolf Rembrandt James Doyle'la. Arkadaşlar günün bankosu. Başka da safkanı bulamadık. Yani iki tane yalnız burada bahis oynayacak arkadaşlar tavsiyemiz var. 14 numaralı Bellanotte Shane Levy ile ve 9 numaralı Uncle Jumbo James Spencer'la. Ya bunlar arkadaşlar sadece arkasından gelecek atlar. Hani ola ki yazmak istiyorsanız çok adı yazmanız lazım. Düşürdüğünüz takdirde bambaşka şeyler olabilir. Burada bir mesela Katal Gahan denen bir tane apprenti var. Mitros Sonfire biniyor. Yani normal iyi bir insan binseydi belki bunu da yazardık arkadaşlar. Ama burada 12 numaralı Rolf Rembrandt James Doyle'la bizim günün bankosu oluyor. Bir şekilde burada iyi bir koşu çıkaracaktır. Aslında burada çok büyük bir arası olan, 474 gün arası olan yine Tommy DeVito denen bir at var. Dane O'Neill ile Dandyman yavrusu. Ama çok fazla arası var. Çok zorlanacaktır. Yani gözümüze çarpan burada Spanish Star var. Daha evvel vermiştik zannedersem. Zoraki geliyor bu sapkan ara ara. Bernardo O'Reilly'nin sapkan var arkadaşlar. Angus Willers'da. Yani bizim değişmeyecek burada 12'miz banko ama dediğim gibi eğer burayı banka atmayacak olan başka hangi atı yazalım diye arkadaşlar varsa onlar için bazı atlar burada zikrettik. Sizler de ona göre değerlendirmenizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Newbury ile ilgili söyleyeceklerimiz sona eriyor. Newbury'de bu 7 koşulu programı değerlendirdik.
Sizler de kendi aklınızı tabii yazabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle diğer tabii İstanbul, Bursa, Belmont ve Avustralya Launceston videolarımız da şu an yayında. Onları da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir sonraki yarış gününde tekrar görüşmek üzere. İyi bir cuma günü geçirmenizi diliyoruz. Hayırlı cumalar olsun diyoruz ve herkese bol şans diyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın.